Evet arkadaşlar şimdi size yarınki maçtaki taktiğimizden bahsedeceğim biraz. Çok basit temel şeyleri anlatacağım. Çok uzun sürmeyecek. Alaaddin Gül ve Kerim Belanı ciddi alıp dinlersen sevinirim. Evet. Sahaya dizilişimiz bu şekilde. Kalede Mami, savunmada Furkan ve Semi. Furkan gelmezse onun yerine gelecek kişi. Sağda Alaaddin, solda Doğukan. Şimdi Semih sana yaptığım basit bir hatay söylüyorum. Furkan'la sen çakılı oynayacaksın zaten. Furkan'ın yata ee, adam adama gibi de verebiliriz. Ama ikiniz savunmada kalacaksınız. Aranızda koordineli konuşarak biriniz hafif yöne çıktığında. Şimdi rakipten bir kişi sürekli önde kalıyor ya. Diyelim Furkan da aranızda onu şey yaparsınız. Artık adam adama alan mı yaparsanız nasıl yapacaksınız. O bir kişiyi sürekli bak Semih, arkasında duracaksın adamın. Adam bu sürekli arkasında duracaksın. Neden? Çünkü top geldiği zaman sen önünde kalırsan adamın bir şey oldu topu kaçırdın adam direkt karşı karşıya kalır. O yüzden her zaman Son adamın arkasında duracaksın. Diyelim ki Furkan biraz öne çıktı. Biz orada rakip sağda atak yaparken Furkan biraz öne çıktı veya sen çıktın. Aranızda onu konuşarak sen de ben de diyerek son adamı sürekli biriniz hemen arkasında böyle yakın duracak. Tamam mı? Bunu anladınız basit. Alaaddin ve Doğukan. Şimdi siz ikiniz şöyle şöyle oynayacaksınız. Şöyle göstereyim. Evet. Evet. Biz ataktayken hafif sağdan geleceksiniz öne doğru. Onlar geldiğinde geriye doğru geleceksiniz. Burada kalabalık olacağız. Ben de top rakipteyken buraya doğru geleceğim. Tamam mı? Şimdi savunmadan diyelim top bizde kaleci de mami de çıkışlarda hep sorun yaşıyoruz. Topla çıkışlarda. Genelde buradan ileri bana doğru uzun paslar atılıyor. Çünkü top alamıyoruz burada boşta. Şimdi kaleci Semiye veya Furkan'a verdi. Ne olacak şimdi? Doğukan hemen buradan gelecek. Boşa çıkacak. Top isteyecek. Gelecek böyle. Top Furkan'da veya kalecide. Doğukan ve Alaaddin gelip buradan top alması lazım. Çünkü buradan direkt bana atıldığı zaman ya dışarı çıkıyor ya ben de kalıyor. Ama e, top oynayabilmemiz için paslaşabilmemiz lazım şu yarı alandan çıkarken. Mami ya ile Furkan'la başlayacak ya da buradan gelen boşta olan kişiye verecek. Diyelim Mami Semih'e verdi. Alaaddin geldi. Mami Semih'e verdi. Aladdin geldi buradan. Boşa çıktı. Semi verdi Aladdin'e. Şimdi Semih sen Aladdin'e verdin ya. Beklemiyorsun. Hani verdin tam benden çıktı değil. Verdin. Herkes sürekli topa doğru bir adım yaklaşacak. Anladın mı? Sen semi verdin Aladdin'e. Boşa çıkacaksın. Doğukan buradan biraz daha yaklaşacak. Boşa çıkacak. Ben geleceğim. Kaymalı bir şekilde. Anladınız mı? Şimdi herkes boşa çıktığı zaman ne oluyor? Topu kaybetme şansımız azalıyor. Çünkü Herkes boşa kaçtığı zaman adamın pas seçenekleri de daha fazla oluyor. E, Ata yapma şansı tabii ki düşüyor. Herkes yaklaştı. Hani direkt ileri oynamıyoruz. Aya. Alaaddin aldı topu. Bakacak kaldırdı kafayı. Doğukan da benden birini boşta uygun göremedi. Ne yapacak? Furkan da Semih de boşa çıkıyor. Pası ona atacak. Topla bu şekilde oynayarak çıkacağız. Savunmada da dediğim gibi adamların arkasında bir kişinin kesin kalması lazım. Direkt net pozisyon vermememiz lazım. Hücumda da biz top bizde diyelim çıktık. Doğukan Alaaddin burada gösterdiğim bir top bizdeyken çıktı. Geldiler buraya. Buralara. Şu ikiliden biri kaldı son adamla. Biri de orta sahaya doğru hafif geldi. Çünkü buradan seken top olursa veya buradan geriye ona çıkabiliriz. Anladın mı? Burada da aynı şekilde. Top kimdeyse top diyelim ben de. Ben geldim sırtı dönük aldım topu buradan. Sırtım dönük buradayım tamam mı? Şimdi buradan Doğukan ve Alaaddin boşa kaçacaklar. Buradan da bir kişi gelecek. Ben ona göre buraya vereceğim veya buraya oynayacağım. Buraya geldim. Buradaki kaçacak. Buradan buraya pas seçeneği yapabiliriz. Anladınız mı? O kadar basit. Yarın yeneceğimizi düşünüyorum. Bu basit taktiği de uygularız. Sağda da bir kere daha anlatırım. Hadi kendinize iyi bakın.